Gençler, bugün Husky Boyart 4 Plus çadırını tanıtacağım size. Şimdi kuruluma geçtiğimizde bu kadar güzel bir çadır nasıl olur diye soracaksınız. Hadi başlayalım. Çadırımız gayet geniş, 4 kişilik ve önlü arkalı bagajı var. Bu yüzden çok tercih ettiğim bir çadır oldu. Araştırdım da. Öncesinde Arfenaz Black Fresh 3 kullanıyordum. Ama bunun daha geniş ve bagajında olması benim için daha avantaj. Bu nedenle böyle bir çadır aldım. Arpenaz'a göre biraz daha kurulumu zahmetli. Ama tadı mükemmel. Böyle bir zeminimiz var astarımız altı. Kapımız şöyle denize doğru baksın, olur mu? Evet. Şöyle serdik. Şimdi çubuklarımızı alacağız. Yani çadırın direkleri. Bu çadırı yaklaşık bir sene önce 1000 liraya aldım. Şu an belki 2000 lira olmuştur ama gerçekten iyi bir çadır. Çubuklarımızı birbirine geçireceğiz önce. Şu birinci direğimiz. Evet. İkinci direğimizi de attık. İzlemeyi bekleyenler ne bekliyorsunuz canım? Daha vereceksiniz mi biliyorum. İzlemeyi bekleyenler şunu bekliyor. Yaz geliyor, kamp sezonu açılıyor. Ben nasıl bir çadır alacağım? Ben nerede kalacağım diye soruyor insanlar. İşte burada kalacaksınız. İşte çadırın tek adresi. Salonu geçiriyoruz önce. Daha sonra bu çubuklarını birbirine geçireceğiz. Ya şöyle biraz zor ama kura kura pratik kazanıyorsunuz. Ama yardım almak her zaman daha iyidir. Ama ben tek kurabiliyorum. O yüzden çok fazla yardım ihtiyacım olmuyor. Güzel de oluyor. Keyifli de. Zaman bol. Hava temiz. Karnım tok. Ortam güzel. Bu spor bizim vazgeçilmezimiz. Şöyle yatırdık. Geldik diğerine. Arpenaz direkt çubuk. Dikilebiliyor ama bunun halkaları var. Halkalardan geçirmek zorundasınız. O yüzden biraz zor oluyor bunu kurması. Ama imkansız değil. Şimdi diğer taraf. Yavaş yavaş şeklini aldı çadır. Son halkaları taktıktan sonra asıl görünümünü göreceğiz. Yeşil olmasını ve açık renkli olmasını aldırmayın. Markadan dolayı kaliteli bir çadır. Kolay kolay güneş ışını geçirmez. Çadırı kuracağımız zaman çadırın engebeli durmaması lazım. Mesela şu arkamızda görmüş olduğunuz çadır biraz böyle aşağı doğru bakan bir çadır. Ayakkabıyı görmeyin. Ama mesela bu çadır, içinde insan var bu arada onun. Mesela bu çadır daha böyle düz zeminde. Engebeli olduğu zaman ne oluyor? Aşağı doğru kayıyorsunuz ya da böyle sağa doğru ise sağa doğru kayıyorsunuz. Ama böyle düz olduğu zaman rahat bir şekilde uyuyorsunuz ve sabaha güzel bir uyku uyuyarak kalkmış oluyorsunuz. Şimdi ya, kendime geldim. Bir Allah canınızı almasın, çadırı mı kötüyüm? Komşu, çekil buradan. Şey kanka, bir iyi bir kötü çadır göstermek zorundaydık, özür dilerim. Şimdi tentemizi atacağız. Tentacıyım, ezelden tentacıyım. Bakın burada sağda solda hava kanalları var. Tam kurayım göstereceğim. Bunu kurduktan sonra bu kayışlı. Yani şöyle bunun tokaları var. Tokalarını takıyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz biraz. Ayarlayabilirsiniz yani. Biraz daha şöyle geriye atalım. Gayet very beautiful.
Şöyle fermuarımızı kapatalım önce ki güzel bir kurulum bitsin. Ondan sonra göstereceğiz asıl kısmı. Şuralar tokalı, alpenazlar gibi değil. Çıt. İsterseniz dar mı geldi? Şöyle çekin. Bol mu geldi? Açın biraz daha. Yani dar geldiği zaman açıyorsunuz. Sonra diğer iki tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Gelebilir misiniz? Arkada kaldınız hanımefendi. Diğer iki tarafı da aynı şekilde kilitliyorum. Şu bir de. Bu da iki ya. Şöyle açtım biraz, bakın geniş geniş durdu, güzel durdu. Öyle değil mi? Şimdi en çok yapılan yanlışlardan bir tanesiyle ilgili bir bilgi vereceğim size. Normalde çadırın her tarafını şöyle bakın, burada da mesela bağlama yerleri var. Arka tarafta da bağlama yerleri var. Buralarda da bağlama yerleri var. Yani yaz da olsa, rüzgarlı olmasa da hava, bunu bağlıyorlar. Bunu sadece rüzgarlı havalarda bağlamanız gerekiyor. Çadır uçmasın, ses yapmasın diye. O yüzden yazın ya da durgun bir havada bunları açmanın hiçbir mantığı yok. Okey. Komşumuzdan uyarılar geliyor. Mevkide. İlk nefes at görüyorum orada. Ben çadırı kötülediniz. Hepsini duydum. Alanda kaka çadırlar var. Mis gibi çadır, üçüncü duyuyoruz lan. Fresh Black var. Benim eski çadır Black Fresh. O güzel çadırdı. Şu görmüş olduğunuz çadır iyi bir çadır. Orta seviye bir çadır. 3 kişi yatabilirsiniz. 4 kişi zorlamayın. Put gibi yatarsınız. Neyse konumuza dönelim. Bizim çadırımız burada. Demirlerimiz var, kazıklarımız. Onları çakıyoruz şimdi. Evet. Çadır sağa sola kaymasın diye. Bu şekilde diğer iki taneyi de yapacağım. Biraz gerdirerek yapmamız lazım burayı ki. Şöyle biraz gerdirdiğimiz zaman cillop gibi duracak. Ve son. Fitnelik, tecrürlük, her şey burada. Husky Boyat 4 Plus çadırımız. Şimdi asıl mevzuyu göstereceğim size. Bu çadırın bagajları var. Önlü ve arkalı. İstediğiniz yere bagajını kurabiliyorsunuz. Biz bagajı buraya kurmayı tercih ettik. O yüzden şunu şöyle açıyoruz. Şu bir. Bu kadar. Şuradan da soktuk. Tekrardan. Çadırımızın kurulumu tamamlandı. Biraz da böyle gergin yaptım. Şu kısım havalandırma kısmı. Şuraya şöyle dik bir şekilde bağladığımız zaman içine hava girecek. Hava sirkülasyonu sağlamış olacak. Diğer tarafta da var aynı şekilde. Orayı da açıyoruz. Burayı da aynı şekilde açtığımızda güzel havadar bir çadırımız olmuş oldu. Bir tek şu kısmı çok sevmedim. Neden? Çünkü alt demirle üst demir arasında bir iple bağlantı yapmamız lazım ki birbirlerinden kopmasınlar. Şu an şurası biraz birbirinden ayrı bakın. Neden? Çünkü araya bir bağ yapmadım. Normalde siz buraya bir bağ yapmanız gerekiyor. Şimdi çadırımızın içine geçelim. Fermuarımızı açtık. Çadırımızı içe doğru katlıyoruz. Bu kısmı kullanmayacağımız için içe doğru katlıyoruz. Çadırımızı içe doğru katladık. Buradan böyle geçirdim. Sıktım. Ve bu şekilde. Böyle bir şeydi yani. Sonra buradan sıkıyorum. Gördüğünüz gibi diğer tarafa da yapalım. Çadırımızın ön yüzünü açıyoruz. İçeriye doğru katlıyoruz. Şurada gördüğümüz bir kısım. Şurada görmüş olduğumuz mandalı şu yeşil halkanın içinden geçirip sıkıyoruz. Ve çadırımız şu anda kanatları tam olarak yapışmış durumda. Açalım. Hatta iki kademeli bu. Gel kral. Çadırımızın içi.
Arka tarafta bagaj. Bagaja bir şey koymak istediğinizde şurayı açıp da koyabilirsiniz ya da arka taraftan dolanıp koyabilirsiniz. Bir de bu çadırın iki kademesi var. Bir şu kışlık tarafı. Buraya kapattığınız zaman kışın rüzgar da engeller. Ama sadece sineklik açık kalsın istiyorsanız içeriden ikinci fermuar kullanarak sadece sinekliği açabiliyorsunuz. Yani şunu açıp sineklik kapalı bir şekilde bırakabiliyorsunuz anlamında söylüyorum. Mesela şu an açtım ve kapadım. Şu an sadece sinekliğimiz açık. Husky Boyat 4 Plus çadırımızın tanıtımı bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.